Herkese merhaba. Samsung'un geçen ayın sonlarına doğru tanıtmış olduğu Samsung Smartphone Gamepad sayesinde Galaxy serisi akıllı telefonları birer oyun konsoluna, taşınabilir oyun konsoluna dönüştürebiliyorsunuz. Bu ay içerisinde 219 liralık bir tavsiye edilen satış fiyatıyla Türkiye'deki kullanıcılarla buluşuyor Samsung Smartphone Gamepad. Samsung Smartphone Gamepad gördüğünüz gibi bir oyun kumandasını andırır tasarıma sahip. Biraz kaba ancak yuvarlak hatları sayesinde bu aksesuarı rahatlıkla kavrayabilir ve oyun keyfini, akıllı telefonda oyun keyfini biraz daha arttırabilirsiniz. Tuş yerleşimine baktığımızda İki tane analog çubuk görüyoruz. Bu analog çubuklar yan yana yerleştirilmemiş, PlayStation'ın DualShock kumandasında olduğu gibi çapraz bir yerleşim söz konusu. Bu da aslında ergonomiyi biraz daha arttırıyor. Çok daha rahat şekilde kontrol etmenize olanak sağlıyor. Soldaki tuşun hemen sağ altında D-pad var. Yön tuşlarını görüyoruz. Sağ tarafta aksiyon tuşları var. Her bir aksiyon tuşunun üzerine noktalar yerleştirilmiş ve bu şekilde her bir tuş birbirinden farklılaştırılmış. Samsung logosu ve onun hemen altında Game tuşu var. Game tuşu da smartphone gamepad ile birlikte kullanılan özel uygulamanın açılmasına olanak sağlıyor. Smartphone gamepad'in tasarımına baktığımızda Samsung'un Galaxy serisi akıllı telefonlarının tasarımını bütünleştirdiği söylenebilir. Bir Galaxy telefonunun tasarım çizgisine benzer şekilde bir plastikten yapılmış kasa var karşımızda. Parlak bir plastik. Arkada gördüğünüz noktalarda omuzlarda plastik lastik yüzey var. Bu da konsolu elde tutarken kavramayı biraz daha kolaylaştırıyor. Tabii ki gördüğünüz arkadaki tümsekli yapı da kavramayı biraz daha kolaylaştırıyor. NFC var, gördüğünüz gibi arkada bir NFC alanı var. Altta Bluetooth anahtarını görüyoruz. Durum göstergesi LED var. Select ve Start tuşları var ve Micro USB portu var. Micro USB portu üzerinden de bu kumandayı şarj edebiliyorsunuz. Üstte iki tane tetik tuşu görüyoruz. Left, right ve bunların ortasında da bu tuşlarla benzer bir tasarıma sahip dil var. Bu dili yukarı doğru çektiğinizde de smartphone gamepad'e yerleştireceğiniz akıllı telefon için özel bir yuvanın yer aldığını görüyorsunuz. 4 ile 6.3 inç arasında ekrana sahip cihazlar Samsung smartphone gamepad'de kullanılabiliyor. Bu da Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy Note 2, Galaxy S3, Galaxy Mega 6.3 gibi cihazların Android 4.1 Jelly Bean ve üstü sürümde çalışan Galaxy serisi akıllı telefonların bu cihazda kullanabileceği anlamına geliyor. Elimizde Galaxy Note 3 var. Samsung Galaxy Note 3 var. Onunla bu kumandayı kullanalım. Öncelikle smartphone gamepad'de kullanmak için Bluetooth açalım. Bluetooth açıldı gördüğünüz gibi. Ve daha sonra da NFC de açık Samsung Galaxy Note 3'te. Şimdi NFC alanına dokunduralım. Bu iki cihazın NFC alanlarını buluşturalım. Gördüğünüz gibi eşleştirme işlemi şu anda başlıyor ve bir süre sonra da eşleştirme işlemi tamamlanacak ve Galaxy Note 3 smartphone gamepad'e bağlanmış olacak. Bu sırada ne yapalım? Galaxy Note 3'ü de yerleştirelim yerine, yuvasına. Onun için de yapmamız gereken gördüğünüz gibi yuvasına oturtmak ve şu anda elimde sanki bir taşınabilir oyun konsolu var. Ona benzer bir görünüm söz konusu. Game tuşuna basarak da gördüğünüz gibi, az önce bahsettiğim gibi, özel uygulamasını açıyorum. Smartphone Gamepad uygulamasını. İlk kez kullanımda NFC'yi dokundurduğunuzda bu uygulamanın indirileceği Samsung App sayfası da açılıyor otomatik olarak ve siz buradan uygulamayı indirebiliyorsunuz. Uygulama içerisinde şu anda 39 tane oyun var. Bu 39 tane oyun içerisinde yüklü olanlar gördüğünüz gibi renkli olarak gösteriliyor. Renksiz olanları da üzerlerine dokunup veya kumanda üzerinden tuşlayıp Samsung Apps'teki sayfasına gidebilirsiniz. Ücretsiz olanları hemen indirmeye başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra çeşitli ücretli seçimler de var. Bunları da indirmek için para ödeyerek o oyunları da mağazaya indirebilirsiniz. Yüklü olan çeşitli oyunlar var. Onlardan bir tanesi Asphalt 8. Popüler bir oyun ve bu oyunu da Samsung Smartphone Gamepad ile oynayabilirsiniz. Smartphone Gamepad bağlı olduğunda zaten ilk başta oyun kumandasının kılavuzu gösteriliyor. Hangi tuşla hangi işlevi gerçekleştireceğiniz gösteriliyor. Hemen hızlı şekilde bir oyun keyfine başlayalım. Hızlı şekilde bir oyun oynayalım.
Soldaki analog tuş yardımıyla otomobili sürebilirim. Aynı şekilde aksiyon tuşunu kullanarak da gaz veriyorum. Diğer bir aksiyon tuşu da nitro'yu ateşlememi sağlıyor. Ve bu şekilde de bir konsolda oynuyormuş gibi oyun oynayabilirsiniz. Eğer isterseniz Galaxy telefonu HDMI kablosuyla veya All Share ekran yansıtma özelliğini kullanarak televizyona bağlayabilir. Ve bu şekilde oyun görüntüsünü televizyona yansıtarak bir ev konsoluyla oyun oynuyormuş gibi Samsung Smartphone Gamepad ile oyun keyfi yaşayabilirsiniz. Evet, bu şekilde game tuşuna basarak tekrar oyun portalına geri dönüyorum. Samsung Smartphone Gamepad bu şekilde çalışıyor. Dediğim gibi 219 liralık bir tavsiye edilen satış fiyatı var. Ve bu ay içerisinde Türkiye'de piyasaya sunulması bekleniyor. Bu oyun kumandasıyla Galaxy telefonda oyun keyfini biraz da arttırabilirsiniz. Smartphone Gamepad ile ilgili daha detaylı bilgiyi de teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar.